Allah'ın selamıyla selamlıyor. Muhabbetlerimi sunuyorum. Bir hadis, bir yorum programı ile huzurlarınızdayım. Bugün nakledeceğim hadis-i şerif Nesai'de geliyor. Ve Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer, Fukaha-i Seb'a'dan, Abadile-i Seb'a'dan bir zat olarak Abdullah İbni Ömer bu hadis-i şerifi bize naklediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Men sâmel ebede felâ sâme ve lâ eftara. Yani Resulullah Aleyhisselam buyurdular ki kim ebed orucu tutarsa ne oruç tutmuş ne iftar etmiş olur. Ebed orucu, yani senenin her gününü oruçlu geçirmesi. Hatta Kurban Bayramı günlerini de, hatta Ramazan Bayramı günlerini de oruçlu geçirmesi. Bir insan böyle bir oruç tutarsa oruç tutmamış gibi olur buyurarak böyle bir ebed orucunun bulunmadığına aslında dikkat çekiyor. Hadisi şerh eden şarihlerin beyanlarına baktım. Ülfet ve ünsiyet olur. Artık sanki oruç tutuyor değil de bir adeti yerine getiriyor gibi olur. Ve oruçtan maksat olan, oruçtan maksut olan neticeyi göremez. Bazıları da bu bir nehidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinde böyle bir şey varit olmamıştır demişlerdir. Mamafi rivayetlerde Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın Kurban Bayramı günü 4 gün veya 3 gün ve bir de Ramazan Bayramı günlerinde oruç tutmayıp bir sene her gün oruç tuttuğuna dair rivayeti var. Eski peygamberler böyle daha ağır mükellefiyetler altında dini vazifelerini yerine getirmişlerdir. O koskoca bir ömründe Hazreti Nuh Aleyhisselam 850 senelik tufan hadisesi olduğu zaman peygamberliğinin 850. senesiydi. 890 yaşındaydı. Demek o kadar uzun sürelerde Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı günleri hariç her gün oruç tutmuş Hazreti Nuh Aleyhisselam. Davut Aleyhisselam da bir gün imsak, bir gün iftar, bir gün oruç tutmuş, bir gün tutmamış, böyle oruç tutmuşlar. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dininde ve hayat tatbikatında böyle bir oruç fiilen olmamış ve aynı zamanda ümmetine de tavsiye etmemiştir. Ebed orucu tutan hakkında Efendimiz Aleyhisselam orucu da iftarı da yoktur ifadesi sevabın düşeceğini ifade ediyor. Bazı şarihler de demişlerdir ki sevabının azlığı sebebiyle hiç oruç tutmamış gibi olur. Açlık ve susuzluğa tahammülü sebebiyle de hiç iftar etmemiş gibidir demişlerdir. Bazıları hadis bu oruçtan men etme gayesini güden bir bedduadır da demişlerdir. Ve bazıları böyle oruç tutan kimseye oruçtan bir nasip kalmaz. Çünkü artık onun için oruç bir adet haline gelmiştir. Yemesi de gerçek bir iftar sayılmaz. O yönden de bir hazzı nasibi yoktur demişlerdir. Hadis-i şerif farklı şekilleriyle de yorumlanabilir, daha detaylandırılabilir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuş ve bir sene, yani savmul ebed orucunun doğru olmadığını, kendi dininde olmadığını, kendisi de böyle tatbik etmediğini anlatarak bunu bize tavsiye etmemişlerdir. Cenab-ı Hak itidalı demle dinimizi yaşamaya muvaffak kılsın. Cenab-ı Hak denge içinde dinimizi yaşamaya muvaffak kılsın.
İfratlardan ve tefritlerden bizleri muhafaza buyursun. Din ne ise özü itibariyle bizim için de odur. Takva zannıyla aşırı gitmek bizler için doğru değildir. Hadis-i şerif buna da dikkat çekiyor olabilir. Kısaca aile heyetinize bu ince hususu da aktarmış ve temas etmiş oldum. Allah'a emanet ederim.